Tecrübeye saygı sana yılları kazandırır. Bunu açtığımız zaman tecrübeye saygı sana sağlık kazandırır. Tecrübeye saygı sana bolluk bereket kazandırır. Tecrübeye saygı sana ailede huzur kazandırır. Bunun gibi sana binlerce cümle sayabilirim. En önemli şey tecrübeye saygıdır. Bilgi aktarımı oluyor çünkü. Deneyim aktarımı oluyor. Dolayısıyla her insanın bir rehbere ihtiyacı var. Bir antrenöre ihtiyaç var. Düşünsene şöyle gözünün önüne getir. Futbol takımı var. 11 kişi maça çıkıyorlar ve bunların bir antrenörü var. Devamlı takip ediyor. Onları telkinlemiş, onları programlamış, onları çalıştırmış, onları takip etmiş. Bir de onların karşısında antrenörü olmayan bir takım olduğunu düşün. Hangi takım sizce kazanır? Antrenörü olan mı kazanır yoksa öbürleri mi kazanır? Bunu 6 yaşındaki çocuk bile anlayabilir. Antrenörü olan, rehberi olan, bir yol göstericisi olan, bir öğretmeni olan, mentörü olan kazanır. Neden? Çünkü bilgi aktarımı var, deneyim aktarımı var. Ömürlerini ziyan etmeden, zamanlarını israf etmeden deneyim kazanıyor bu profesyonel insanlar ve maçı kazanıyorlar. Dolayısıyla boksörler de öyle. Antrenörsüz maça çıkmaz. Çıksa ne olur? Hep yumruk yer ve bayılır, KO olur değil mi? Yerlerde sürünür. Rehbersiz insanları, mentörsüz insanları şöyle anlarsın. Onlar hayattan sürekli darbe yerler. Devamlı gözü, kaşı morarır. Mağduriyet zihninde olan insanlar, onların örnek aldığı bir mentörleri yoktur. Onların bir yol göstericisi olmadığı için sürekli dayak yerler hayattan. Bununla beraber benim tavsiyem, senin kafa dengin, senin kültürüne değer veren, senin arzuladığın hedefe ulaşmış, kendine modelleyeceğin insanları bul. Yol gösterenini bul. O seni sağ salim, kaza bela olmadan hedefine biiznillah ulaştırır, vesile olur. Benim de yıllardan beri mentörlerim var. 10 yaşında dedem benim mentörümdü. Bununla beraber babam bana hep yol gösterdi. Ve bunun gibi bu zamana kadar yüzlerce mentörüm oldu. Eğer onlar olmasaydı, rehberlik yapmasaydı o zaman şimdiki pozisyona gelemezdim. Bir Afrika atasözünü söyleyeyim. Gençler hızlıdır fakat kestirme yolunu yaşlılar bilir. Yani seni sağ salim kestirme yoldan, salim yoldan, fırtınada bile devamlı sakin olan yolu tecrübeli insan eğer hakkıyla dinlersen sana yol gösterir. Sen arzuladığın hedefe ulaşmak istiyorsun. O hedefe ulaşmış kişileri rehber edineceksin. Mesela senin finansal bir hedefin var. O hedefe ulaşmış senin kafa yapına sahip bir rehber bulman lazım. Onu modellersen, onu rehber seçersen, onun yaptığını sen de yaparsan sen de başarırsın. Çünkü şu dünyada birisi başardıysa sen de başarabilirsin. Mesela bizi örnek seçen danışanlarımız Avrupa'dan geliyor. Biz Avrupa'da doğduk, büyüdük ve burada hayatımızı sürdürdüğümüz için, burada da hedeflerimize ulaştığımız için bize danışanlarımız Avrupa'dan geliyorlar. Çünkü onlar da bizim gibi arzuladığı hedefe ulaşmak istiyorlar. O zaman ne yapıyorlar? Bizim yaptıklarımızı yapıyorlar. Modelliyorlar. Bizim programlarımız var. Onlara biz yol haritası çiziyoruz, gösteriyoruz. Diyoruz ki bak kardeşim bu yolu ben geçtim. Daha önceden buradan geçtim. Bu haritayı ben biliyorum. Sen de ulaşabilirsin aynı haritayı kullanırsan. Hazine haritaları olur değil mi? Böyle haritaya bakar kişi hazineyi bulur. Onun gibi düşün. Haritayı takip ederse o da hazineyi bulur. O da arzuladığı hedefe ulaşabilir. Biz de yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu şekilde yol gösteriyoruz, yol haritaları veriyoruz. Mesela hangi konularda yapıyoruz? Kişinin kendisiyle problemi varsa, örneğin özgüvenini arttırmakla alakalı, öz değerini, öz saygısını, kişisel gelişimini arttırmakla alakalı. Mesela bu bir, kendisiyle alakalı iç huzursuzluğu varsa, kaygı, tedirginlik, ünlü görememek, özgüven eksikliği, her şeyi kafaya takıyorsa. Mesela birinci problem bu olabilir. İkinci problem mesela çocuğuyla iyi iletişim kuramıyor veya çevresiyle iyi iletişim kuramıyor veya zevcisiyle iletişim kuramıyorsa daha huzurlu bir aileye sahip olmak için örneğin ona bir yol haritası veriyoruz. Bunun yanında mesela ticaret yapıyor, para kazanıyor ama elinde parayı tutamıyor. Bir bereketsizlik var. Şu son dönemde biliyorsunuz ekonomik sıkıntılar Avrupa'da çok daha fazla ve burada boğuşuyor. İşin içinden çıkamıyor. Biz ona bereketini nasıl arttıracağını bir yol haritasıyla gösteriyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz?
Kafada onu engelleyen kilitler var. Ona doğru bir anahtar veriyoruz. Kafadaki kilitleri doğru anahtarla açarak ve içinde keşfedilmeyi bekleyen potansiyelini keşfederek içindeki potansiyeli kullanmaya başlıyor. O zaman arzuladığı hedefe ulaşıyor. Örneğin bereketi artıyor, finansal olarak daha rahat oluyor, ailede huzuru artıyor, kendisiyle daha barışık oluyor ve iç huzuru artıyor. Bunu da açık ve net söyleyeyim. Herkesin hedefine ulaşmasını engelleyen kafada kilitleri var. Tamam mı? Bu kafadaki kilitleri çözmeden hedefine ulaşamazsın. Sadece boşa kürek sallarsın, yorulursun. Boşuna emek harcarsın, zaman harcarsın, hayal kırıklığına uğrarsın. Dolayısıyla tekrar söyleyeceğim, kafadaki kilitleri çözmek için, içindeki potansiyeli uyandırmak için, keşfetmek için ne yapabilirsin? Yol haritası kullanabilirsin. Bizim de sana bu yol haritasını verebilmemiz için bizimle iletişime girmen lazım. Senin de kafadaki kilitlerini çözmemizi ve içindeki potansiyelini uyandırmamızı istiyorsan o zaman bizimle iletişime gir. Videonun altında link var. Linke tıkla, formu doldur, gönder. Bir ön görüşme yapalım. Orada nedir, ne değildir, hangi ayak bağların var, yani kafada kilitler nelerdir, içindeki potansiyelin nedir, yeteneklerin nelerdir? Sana bir harita veririz. O haritayı uygularsın. Sen de arzuladığın hedefe ulaşırsın. Şimdi bunun için hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur, gönder. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kal.